Arkadaşlar merhabalar bu videomda 19. hafta rehberliğini yapacağız. Evet ne yapıyoruz bu hafta? Çemberde uzunluğun tekrarını yapıyoruz. Ne yazıyor orada? Daire dalan. Evet. Daire dalan yapacağız aslında ama çember dozunun tekrarı. Niye? Dairenin alan formülü ne? Pi r kare. Pi r kare. Önce yarı çap bul sonra pi r kare uygula. O yüzden çemberde uzunluğu bilmeden bu konuyu zaten yapamazsın. Zaten bizim tekniğimiz neydi? Hep önceki konuları üstüne koyup da yeni konuyu anlatmıyor muyduk? Daire alanın kendine has yöntemleri ve teknikleri var mı? Var. Birkaç bir şey var. Yani pi re kareyi bileceğiz. Bir de ne bileyim bütünsellik çok önemli. Beyaz alan çok önemli. Bütünden beyaz alanı çıkart, çıkart diyeceğiz. E, birkaç da böyle alan taşıma gibi yöntemler de var. Teknik tabii ki olacak. O tekniği ama biz eski bilgilerimizle bir şeyler yapacağız arkadaşlar. Bu zamana kadar da böyle yapmadık mı? Mesela dörtgenler konusunu. Hep üçgene atıfta bulunup da dörtgenler konusunu yapmadık mı yaptık. E böylelikle ne oldu? hem üçgenlerinizi sağlamlaştırdınız hem de dörtgeni çok iyi bir şekilde öğrendiniz. Şimdi de aynı şekilde çemberin içinde de eski yöntemler yine üçgenler mi üçgenler. Çünkü çemberde uzunluk da yapabilmek için ne lazımdı bize? Bir dik üçgen iki benzerlik. iki yöntem vardı zaten. E zaten bunu da hep eskiye yönelik yaptık ve eskiyi de hatırladık ve çok da güzel bir şekilde gitti. Hep bu şekilde devam edecek arkadaşlar. Analitik de böyle devam edecek. Katı cisim de böyle devam edecek. Bu şekilde geçmişinizi de çok rahat bir şekilde e, unutmadan yani sağlamlaştırarak yeni konuyu da çok iyi bir şekilde kavrayarak gitmiş olacağız. Burada da yine aynı şekilde olacak. Evet dediğim gibi kendi yöntem ve teknikleri var. O ayrı bir konu. E, ama oradaki ufak böyle her konunun bir mantığı vardır diyoruz ya. O mantığı bir şey yerinde sağlamlaştıracaksın tutacaksın. Eski bilgiyi de o mantığın içine koyacaksın. Bitti gitti. Bu kadar basit. Evet gençler Şimdi ne yapıyoruz? 19. haftada siz 5 video izlemişsinizdir zaten. Birkaç gün geç kaldık ya. Ya da izlemeyenler hemen 5 video var. 5 videoyu birden aynı gün içerisinde halledebilirsiniz. Böyle çok da zorlayıcı bir şey değil zaten. Zevkli. Çünkü ben en zevk alarak anlattığım konulardan biridir bu. Büyük ihtimal siz de çok zevk alıyorsunuzdur. Çünkü yani birkaç anahtar kelime veriyoruz ve o anahtar kelimeler üzerinden gidiyoruz zaten bulmaca çözmek gibi. Daireli alanda öyle yalnız. Daireli alanda da Bulmaca çözmek gibi. Çemberde uzunluk zaten bulmaca çözmek gibiydi. Şimdi dairede alan da aynı şekilde oldu. E burada ne yapacaksınız? 5 videoyu çok rahat bir şekilde izlersiniz bence. Sıkıntı yaşarsanız 2 güne de atabilirsiniz. Sonra bir kitap çözenler hemen kitabı 3 günde bitirebilir. Sonrasında diğer derslere çazır, çalışabilir. Ama işi garantiye almak isteyen arkadaşlar vardı. 2 kitap yani 3 kitaptan giden vardı. E, ne yapıyorduk? Ü i̇lk 3 gün birinci kitabı bitirdik. İkinci 3 günde diğer kitabı bitireceksiniz arkadaşım. Evet. Sonrasında ne olacak? Sonrasında da çember ve daire bitecek. Tekrarda da onu da cumartesi günü konuşacağız. Hatta pazar günü konuşacağız. Onu da ne yapacaksınız arkadaşlar? Onda da üçüncü, yani iki kitap çözenler. birinci kitap burada çalışmada çözenler. ikinci kitabını da tekrarda ya da iki kitap çalışma anında çözenler. Üçüncü kitabı da tekrarda çözecek. Onu da o zaman konuşuruz. Evet. Zevkli bir hafta. Yine zevkli bir hafta daha doğrusu sizi bekliyor. Rahat bir şekilde bulmaca çözer gibi çöz. Ama olayın mantığını kavrayan bulmaca çözer gibi çözer. Sen de büyük ihtimalle bu mantığı kavrayacaksın. Kavradıktan sonra da bu işi çok iyi bir şekilde yapacaksın. Sana inanıyorum. Sana güveniyorum. Hadi bakalım. Zevkli haftalar diliyorum. Başarılar diliyorum. Bu hafta inşallah çok iyi bir şekilde geçecek. E o zaman önümüzdeki pazar tekrarda konuşacağız. Tekrar çünkü çember ve daire tekrar yapacaksınız. Pazar günü sizinle tekrardan görüşmek dileğiyle kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.